Merhabalar hocam. Selamlar. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. İsmim Nisa Hüma Türk. Bu sene İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü Yönetim Kurulu'ndayım. Bu benim ilk canlı yayınım, o yüzden birazcık heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın eğer bir hatam olursa. Şimdiden tüm arkadaşlarımdan da özür diliyorum eğer bir hatam, bir kusurum olursa diye. Şimdi isterseniz birazcık sizi tanıtayım arkadaşlarıma. Tamam. Öncelikle hocam tekrardan ben de İbrahim teşekkür etti ama ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz ve yayınımıza geldiğiniz için çok mutluyuz, çok memnunuz aslında. Ben o zaman sizi arkadaşlarıma tanıtıyorum. Teşekkür Bugün ederim. rica ederim. Bugün Aysu Melis Bağlan hocamız bizimle beraber ve spor hukuku hakkında konuşacağız. Aysu Melis Bağlan hocamız İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndan da 2013 yılında mezun olmuştur. 14 Ekim 2010 tarihinde özür dilerim, çok özür dilerim. 14 Ekim 2010 tarihinde kayıtlı olduğu İstanbul Barosu'ndan ruhsatını aldıktan sonra 4 yıl avukatlık mesleğini icra eden hocamız, o Eylül 2014 tarihinden başlayarak belirli bir süre Kadıköy Belediyesi İletişim Danışmanı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda şu anda da Nişantaşı Üniversitesi ve Okan Üniversitesi'nde spor hukuku dersi veriyor. Kendisini sporun hukukçusu olarak tanıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çok İsterseniz teşekkür ederim. programımızın bağlamı kapsamında da 5N1K olduğumuz için spor hukuku nedir diye size soruyu yöneltiyorum ve başlayalım istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hem ekranı paylaşmadan, sunuma geçmeden önce teşekkür ederim takdim için. Burada toplanan herkese de merhaba tekrar. Ne yapıyorsunuz? Sıkılıyor musunuz? Bir yandan da merak ediyorum. Bu yağmurlu karantina gününde artık biraz sıkıldık yani. İkinci sezon gibi düşünelim yani bu kapanmaları. Eskisi kadar eğlenceli geçmiyor gibi hissediyorum insanları takip ederken. O yüzden pazar gününüzü böyle bir şeye ayırmanızı takdir ediyorum her şeyden önce. Şöyle spor hukuku nedir? Valla 10 sene önce acaba nedir diye bu iş yapılabilir mi? Böyle bir yerde çalışılabilir mi diye yola çıktığım ve şimdi aslında beni sizlerle buluşturan bir araç benim adıma. Ben de çok merak etmiştim gerçekten. Bu yapılabilir mi? Evet, parlak bir fikrim vardı spor hukuku. Çalışmak nasıl güzel bir fikir olurdu. İlla icra takibi kira kontratımı yapacaktım falan gibi düşünürken. Kendim de eski yüzücü olduğum için dedim aslında evet çok uzak değilim. Taraftarlığım da iyidir. Dolayısıyla acaba böyle bir şey bakabilir miyim diye düşünmüştüm. Ve tabii önce yüksek lisans yapmaya çalıştım. Bir türlü olmadı. Çünkü 5 kişi bile toplanmamıştı. Galatasaray Üniversitesi'nin bir spor hukuku yüksek lisans programı vardı. 2011 senesinden bahsediyorum. Tam olarak dutluktu yani ben ilgilenirken. Kimseler yoktu. Bu konuyla ilgilenen kimse yoktu. Konuşmak isteyen, bu konuyla ilgili bir yere davet eden falan öyle bir şey yoktu yani gerçekten. Böyle bir ortam da bulamıyordunuz. Ya birileri konuşsun da ben dinleyeyim. Hangi çalışma alanları var? Hangi konularda çalışılır? Tamam, parlak bir fikir de nedir ve ben bunu sevecek miyim yani? Bunu aramam, taramam aylarımı aldı. Yaklaşık bir senemi aldı. Yüksek lisans yapamadım. Çünkü 5 kişi toplanmadığı için Galatasaray Üniversitesi'nden telefon ettiler ve dediler ki sizi ne mülakata ne de dil sınavına alamayacağız. Çünkü başvuru yok. Dedim nasıl olur ya? Koskoca İstanbul'da yani Türkiye'de 5 kişi, hadi biri benim, 4 kişi daha yok yani bu konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyen falan. Vay arkadaş falan. Dedim tabii artık şey, önce bir pasta olacak, ortaya çıkacak, ondan sonra herkes pay almaya çalışacak. Öngörülü olmak da biraz suç herhalde falan diye düşünüyordum bizim ülkemizde. Ondan sonra tabii bunun artık hediyelerini toplamaya başladım. Yani sporun hukukçusu da benim öngörüm, öngörüsüzlüğüm aslında ikisi bir arada. Çünkü ben şöyle demiştim küçükken, daha ruhsatını yeni almış bir yeni avukatken. Demiştim ki olsa olsa bir değişiklik herhalde. Bu lisanslı futbolcu temsilcilerinin yani menajerlerin yasal statü olarak da avukat olması herhalde gerekir diye düşünmüştüm. Sonra dedim ki bir sınav var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir sınav. Lisanslı futbolcu temsilciliği sınavı. Yasal adı bu fakat menajerlik aşağı, menajerlik yukarı biliyorsunuz. Bu sınava gireyim dedim. Burada da esas amacım bunu CV'ye yazmaktı. Yani bizler gibi tiplerin hani un kapanı stayla tarzı bir işte olması çok mümkün değil arkadaşlar. Fakat şöyle bir güzelliği vardı. TFF
bu sınava başvurduğunuzda bütün çalışılacak mevzuatı evinize gönderiyordu. Dedim benim tam da buna ihtiyacım var çünkü fikrim yok. Ne çalışacağız, ne okuyacağız? Hala ortalıkta dolaşıyorum ben. Bu konuyu soracak kimse yok. Ofisinin kapısını tıklatacak kimse yok falan. Ondan sonra dedim bu çok iyi. Sadece bu bilgi ve belgelere ulaşmak için bile bu parayı öderim. Bu sınava kaydolurum. Neyse sınava kaydoldum. Bu sefer statü ve talimatları okuyorsunuz. Şey değil. Bizim için bir sorun yok. Tamam. Yani hukukçusunuz zaten. Bazı eksiklikleri falan tayin edersiniz ama onun dışında sorun yok. Tamam uygulayalım. Nereye uygulayacağız? Bunun pratik çalışması nedir gerçekten diye dertlenmeye başladım. Medyadaki haberleri takip etmek o anlamda çok yeterli değil. Yani çünkü annem de zaten öyle takip ediyor. Yani annemle benim aramda bir fark olması lazım değil mi? Hani spor hukukçusu olmak istiyorsam. Dolayısıyla hatta o benden daha iyi takip ediyor. Dolayısıyla anneme geçmem gerekiyordu bu konuda. Şaka bir yana hala takılıyorum ortalıkta. Sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Hangi konular var, ne oluyor? Bu bir iş mi gerçekten diye. Bu sınava girdim. Sınav ülkede yapılan son sınav oldu. Çünkü Şike olayları bu sınavdan patladı amiyane tabirle. Ve bizim işte ücretlerimiz iade edildi. Sınav hiç yapılmamış gibi kabul edildi. Çünkü yani bizler geçemiyorken, hukukçular geçemiyorken hani Olgun Peker vesaire gibi isimlerin geçebilmesi biraz zaten abesle iştigaldi. Öyle bir sınav değil çünkü. Yani atsan tutacak bir sınav değil, mümkün değil. Sorular FIFA'dan geldiği için çok kaliteli, çok öğretici bir sınav. Sınavların öğretici olduğunu hep düşünmüştüm öğrenciyken de, şimdi öğretmenlik yaparken de daha ziyade. Tam onu deneyimlediğim bir sınav olmuştu. 20 tane test sorusu var. Sınav neye benziyordu ondan bahsedeyim size. 20 tane test sorusu var ve 14 tane yapan FIFA kokartlı lisanslı futbolcu temsilcisi oluyor. Çok da havalı yani. Şimdi 10 sene önceki halimi düşünün. O işte gerçekten olabilir mi falan. Sadece bu ehliyeti kazanmak da tatlı bir şeydi benim için. Ben 11 doğru yaptım merak edenleri. 14 doğru yapamadım. Ve böyle bir deneyimdi. Zaten ücretler iade edildi, sınav geçersiz sayıldı falan, böyle bir deneyim oldu. Sonra ben tabii Galatasaray Üniversitesi'nde başka bir alanda yüksek lisans yapmaya başlamıştım. Orada da daha mülakatta demiştim ki böyle bölüm açılmadı ama ben tahkim yargılaması falan çalışmak istiyorum. Ama bu spor hukukuyla ilgili bir tahkim yargılaması olacak. Nasıl yapacağız yani? Tamam dediler, biz sana hoca bulacağız. İstediğin konuyu çalışırsın, gel bu derslerini al. İyi tamam dedim. Orada da hiçbir zorluk yaşanmadı. Dolayısıyla Galatasaray Üniversitesi'nde hem bambaşka konularda yüksek lisans yapmış oldum, sevdiğim konularda okuma yaptım, ödev yaptım. Hem de sonunda istediğim şeye bağladım. İşte oradan bir kitabım çıktı. Orada Uluslararası Tahkim Yargılaması ve Türkiye'de Hukuki Durum diye. Hatta 4. baskısı geçen hafta çıktı. Onun sevincini yaşıyorum ben de. Tebrik ederiz hocam. Teşekkür ederim. Spor hukuku benim için bu aslında. Yani ilgimin bilgiye dönüştüğü bir alan. Ve uzun süreler tabii tek başıma kendi kendime dört duvar arasında çalıştığım, konuştuğum, kendi kendime düşündüğüm şeyleri şimdi sizlerle istişare ediyor olmak benim için inanılmaz. Ya mucize bu bana göre yani. Senelerce çünkü tek başıma takıldım. Bizim de sizin bu yani engin bilgilerinizden yararlanmak çok mutlu ediyor. Yani çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok sağ olun. Estağfurullah. Yani engin bilgimi bilmiyorum. Fakat tabii ki bir deneyim var. Hani bir yolculuk var. Bunu tabii ki seve seve paylaşmak isterim. Şimdi konumuzun başlığı biraz da aslında kadınla ilgili bir durum da var. Ve sanırım paylaşabildim şu an ekranımı. Biraz toplumsal cinsiyetten bahsedelim istiyorum. Şimdi hepinizi biraz klavyelerinizin başına davet edeceğim arkadaşlar. 2-3 saniyelik bir oyun oynayacağız. Chat kısmına geçebilir miyiz? Ben de chat'i açtım. Bengi yazmış, hoş bulduk. Ben şuraya bir merhaba yazayım. Şimdi toplumsal cinsiyet ve spor hukukuyla alakalı bir şeyden bahsederken aslında neyi konuşmuyoruz? Daha önce, daha erken neyi konuşsak hakikaten gerçek dönüşümümüze fayda sağlar diye merak ediyorum. Bu sunumu o yüzden bu şekilde yapıyorum. Yoksa tabii ki sunumun sonuna doğru örnek davalar, şikayet edeceğimiz milyon tane şey ve işte neler önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz, sizin için nelerdir falan gibi sorulara hep beraber bakalım istiyorum. O yüzden toplumsal cinsiyetten ne anladığımızı ve kadının yeri diye bir başlık bile atarken bizi buraya getiren şey nedir yani? Neyi daha önce konuşsak bizim için daha iyi olur? Şimdi eğer isterseniz, çünkü buraya yazdığınızda isminiz görünebilir ve isminizin görünmesini istemeyebilirsiniz. Hani bu hatırlatmayı da yapayım.
3 saniye içinde 3 saniyelik bir oyun oynayacağız ve 3 saniyede aklınıza gelen ilk şeyi rica edeceğim. Söyleyeceğim hangi konuda olduğunu. Aklınıza gelen ilk şey bir özel isim olabilir, sıfat olabilir, bir durum olabilir, her şey olabilir. Yani ya bu olur mu gibi bir şeye düşmeyin. Aklınıza ilk ne geliyorsa, ya bir renkten bir eşyaya, işte bir özel isimden bir duruma kadar her şey olabilir. Dolayısıyla 3 saniye içinde yazmaya hazır mısınız? Klavyenin başında mısınız şu anda? Buna gönüllü müsünüz acaba? Arkadaşlarımızdan bekliyoruz şimdi haber. Oo, çok heyecanlananlar var. Tamam, yeterince gerdim mi sizi? 3 saniye bak, 4 yok. Şimdi 3 saniye içinde, çok teşekkür ederim şimdiden katılımınız için. 3 saniye içinde kadın deyince aklınıza ne geliyor, erkek deyince aklınıza ne geliyor? Yani kadın boşluk, erkek yazabilirsiniz yani ne olduğunu anlarız. 3, 2, 1 süremiz doldu. Hemen göndermeye başlayın. Gönderenler oldu bile. Evet hocam. Anne baba var daha çok. Evet. Hep beraber bakacağız oluşturduğumuz tabloya. Tamamdır. Bakalım. Anne, anne ve baba, ev işi kadın için herhalde. Voleybol, futbol kadın ve erkek için. Anne, evet. Baba, insan. Anne baba, anne iş. İş. Sevgili, koca, iş erkek için herhalde. Evet. Kadın ve erkek için güç. Ha, kadın güç, pardon. Kadın için güç galiba. İş olanağı. Kadın emek. Erkek para kazanma. Kadın her şey. Kadın ev işi. Şiddet ve güç. Güç. Başka var mı katkı sunmak isteyen? Bu oluşturduğumuz tablo ile ilgili ne düşündünüz? Sizce nasıl bir ağırlık var? Nisa'nın dediği gibi daha ziyade anne baba cevabını aldık. Evet. Ağırlıklı olarak o oldu. Sizce kadın ve erkek bir iki terazi kefesi gibi düşünsek nasıl bir ağırlık var? Dengeli değil değil mi Sena? Nasıl hissettiniz bu oluşturduğumuz tablo ile ilgili? Şöyle bir rahatlatma da yapayım. Bu çalışmayı hangi grupla yaparsak yapalım, hangi gün yaparsak yapalım, şimdiki zamanı birlikte paylaştığımız için hep benzer şeyler çıkıyor. Ya ben anne yazdım ama aslında anne yazmak istemiyordum, ben ne biçim insanım falan demeyin kendinize. İlk aklınıza geleni istememin sebebi zaten bu. Yani bu kara kutuda, arkada bir yerde kara kutumuzda, bilmediğimizi bilmediğimiz yerden bizim adımıza karar veren bir sistem var. Bizim adımıza bir sürü toplumsal karar alınmış oluyor. Aslında onu ortaya dökmek ve onun üzerine konuşmak için bunu yapıyoruz. Kadın genelde ev içinde, erkek sosyal gözüküyor. Evet, kadının görevi çok daha fazla. İşte evde anne olması çocuklarının yükü var diyor Sena. Başka? Kadının toplumdaki yeri genelde doğurganlık özelliğiyle ön plana çıkarılıyor. Başka? Engellenmiş haklar kadınlar için denmiş. Dengeli olmadığını söyledik. Aslında tam olarak öyle. Biraz etken ve edilgen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani aslında ilkokulda okumaya başladığımız fişlerden beri gelen bir şey bu. Ali ata biniyor, Ayşe ata bakıyor. Ayşe hep bakan. Ayşe hep Ali'nin getirdiğiyle mutlu olmak zorunda kalan, annesine yardım etmek zorunda olan ve kanaatkar olması gereken Ayşe. Ali atacak, tutacak, getirecek, götürecek. Yani Ali'nin de yükü çok. Ali'ye de hiç sorulmuyor yani sen bunların hepsini yapmaya gönüllü müsün? Canım bunları yapmak istiyor mu yoksa paylaşmaz mısın denmiyor. Her şeyi Ali yapmak zorunda. Ayşe de bakmak zorunda gibi bir durum var ve bu dengesizliği etken ve edilgen olmakla görüyoruz. Ve tabii ki anne ve baba olmak. Bu aslında hep beraber maruz kaldığımız mahalle baskısının da tam bir tezahürü değil mi? İşte evet. Var mı biri? Var. Evlilik ne zaman? Evlilik oldu, çocuk ne zaman? Bir oldu, iki ne zaman? Yani size ne bunlardan tam olarak? Yani bir kadının bütün görevinin sanki iyi bir eş, iyi bir anne olmaya hazırlanması gibi bir büyük hazırlık söz konusu. Şimdi şunu soracağım size. Hiç okula bile başlamadığınız kadar küçük yaşlarınızda sadece kız çocuğu veya oğlan çocuğu olduğunuz için nasıl deneyimleriniz vardı? Ev işlerinde, eve katkı sağlarken, belki kalabalık ailelerde büyümüşsünüzdür. Yani siz kız çocuğusunuzdur ve etrafınızda bir sürü erkek kuzenler vardır mesela. Daha büyüklerdir, daha küçüklerdir. Size ve onlara yapılan, cinsiyetiniz her neyse fark etmez, size ve onlara yapılan nasıl deneyimler vardı? Nasıl telkinler, nasıl alışkanlıklar gelişti? Nasıl görev paylaşımları vardı? Oğlan çocuğu özgürlük dedi Burak. Oğlanlar daha özgür değil mi? Sokağa çıkma saati, eve girme saati nasıldı mesela?
O bir tane uzun geldi, bir saniye. Spor ve toplum dersinde spora sosyolojik açıdan baktığımız bir ders aldım. O ders içerisinde cinsiyet eşitsizliklerinin spor üzerindeki etkisinin aynen öyle. Ne yazık ki çok fazla olduğunu gördüm. Kız çocuğu baskılanıyor. Sen kızsın, böyle yapamazsın. Kız dediğin lafa karışmaz lafını duyardım. Erkek araba sürmeyi, kadın ev işini öğrenir. Ben herhalde biraz daha şanslıydım hocam ya. Biz hep beraber kuzenlerle gece saat 11-12'ye kadar oynardık kız erkek hep beraber. Hep beraber araba sürmeyi öğrendik. Hep beraber evcilik oynamayı öğrendik. Ben herhalde biraz daha şanslı taraftaydım burada. Süper. Şans, işte bir taraftan şanslı olsak da kalan bir yerde o toplumsal cinsiyet baskısına takılıyoruz ne yazık ki. Ailem derslerimi ve okulumu daha ön planda tuttukları için ev işi ya da kız çocuğu bunları da bilir demediler, ev işi yaptırmadılar. Bana değil de erkek kuzenime 7 yaşındayken ileride evine, eşine, çocuğuna eşine bakmakla çocuğum. Yükümlüsün derlerdi. Yine farkı olmayanlar var. Evet, senin gibi iyi deneyimler yaşayanlar yoktu. Var. Peki şimdi biraz yaşımızı yükseltelim ve ortaokul zamanına gelelim istiyorum. Ortaokul, ilkokulun sonları, beden eğitimi dersiyle tanıştığımız seneler. Nasıl hatıralarınız var? Beden eğitimi dersiyle tanışmak ne demekti sizin için? Nasıl ritüeller vardı? Hem derste, derse hazırlanırken, giyinip soyunurken neler oluyordu? Hocam, ben cevaplayayım isterseniz. Arkadaşlar yazarken bir yandan biraz uzun bir soru çünkü. Bir kere zaten soyunma odalarımız tamamıyla ayrı ve soyunma odası eğer tek bir tane ise de sıra sıra giyinip çıkıyorduk. Onun dışında işte erkekler başka bir sıra, kızlar başka bir sırada. Sonra erkekler genelde futbol oynuyor, kızlar genelde voleybol oynuyor diye. Yani bunlar hep ayrıştırılıyordu. Basketbol takımı erkeklerden kuruluyordu. Yine voleybol takımı sadece kızlar üzerine kurulmuş. Onun dışında hep bu şekilde hani biraz daha erkekleri ön plana çıkaracak spor dallarımız oluyordu daha çok. Ya da hocanın o şekilde bir yaklaşımı oluyordu. Bunun da sebebi belki de öğretmenlerimizin, genelde beden eğitimi öğretmenlerimizin erkek olmasından kaynaklı olabilir. Şimdi o da olabilir ama da kadın olduğunda da değişmediğini göreceksiniz. Çünkü zihniyet aynı olduktan sonra hangi cinsiyete sahip olmamız fark veya etmiyor. Hangi cinsiyeti seçmemizin daha sonrasında, yani LGBT birey de olabilir, hiç önemli değil. Aynı toplumsal cinsiyet algısının ürünü olduğumuz için hepimiz. Dolayısıyla cinsiyetin burada çok bir önemi yok. Yorumlara bakalım. Oğlan çocuklar sokakta oynayabilir ancak kız çocuğu anneye yardım edecek diye bir algı var. Bir önceki sorumuza dairdi. Evet. Beden eğitimi dersleri için sadece koşturmaktan ibaret. Hocalarımız çok ayrımcılık yapıyordu. Erkek ve kız öğrenciler ayrılıyordu. Biz her şeyi toplu yapardık ama futbolu sadece erkekler oynardı. Benim için basketbol takımıyla antrenmanlar olarak geçiyordu. Erkeklerin İbrahim daha yetenekli ve spor konusunda daha bilgili olduğu algısı vardı. Bizim hocamız kadın da her şeyi toplu yaptırmaya çalışırdı. Erkekler kızlarla voleybol oynayınca arkadaşları tarafından dışlanıyordu. Çünkü o işte kılıbık vesaire. Kız oyunu oynuyor. O yüzden. Lisede hocamız kızlar için takım kurmasına izin vermiyordu. Okul maçlarında sadece erkekler olabiliyordu. İsteyen öğrenci istediği spor yapabiliyordu. Bu güzel elbette. Lisanslı öğrenciydim ama çoğu zaman antrenmanlara ve müsabakalara katılamadım. Peki bir de şey, geçenlerde şöyle enteresan bir katkı aldım. Bu kadar uzun süredir buna benzer sunumları yapıyorum. Daha ağırlıklı olarak flör şiddeti farkındalık atölyesinde yapıyorum. Ve beden eğitimi dersinde bir numaranın, yani sağ baştan say diye bir şey vardı ya, o bir numaranın hep erkek olması. Yani en uzun boylu erkek diye, en uzun boylu kız değil ama en uzun boylu oğlan çocuğu orada olması gerekiyordu. Kızların en uzun boylu olanı hiçbir zaman bir olamıyordu. O yüzden hep erkekten başlayan bir sistem var bir yandan da. Süper Burak, çok sevindim. En azından bir yerde kızlardan başladığını öğrendik, rahatladım biraz. Soyunma ritüeliyle ilgili ben kendi anımı anlatmak isterim. Orada aslında hem akran zorbalığı hem de cinsel şiddetle de ilk tanıştığımız zamanlardan bahsetmek gerekir. Kızlar tabii ki ayrı yerde soyunuyor ama erkeklerin ağırlıklı olarak sınıflarda soyunduğu bir ortam var. Çünkü Yiğidin Malı meydandadır. Hani ışık yakması gerekse de gerekmese de gevşek gevşek kemerini çıkarır, rahat rahat gezer. Ama kızlar nerede giyinip soyunursa soyunsun hep çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Hep. Kapının önü bayram yeri gibi vuruyor, gördüm diyor, bağırıyor bir şeyler ve şu ana kadar hani hem kendim yüzücü olduğum için her yerde soyunmam gereken bir spor yapıyordum. Yani yarışa giriyorum, soyunuyorum, yarıştan çıkıyorum, soyunuyorum. Islak mayoyla hayatımıza devam etme lüksümüz yok ve sürekli soyunduğum bir spor yaptım yani sağda solda. Şimdi ne zaman bir yere gitsek, tanımadığımız kadın arkadaşlarımızla veya bir yerde birileriyle kalırken hiç kimse özgürce soyunamıyor. Yani kadın kadın olunan bir yerde de kadınlar
sürekli bir tehdit altında ve hızlı hızlı bunu yapması gerekiyor. Mahremiyet sadece kadın bedeni üzerinden kurulduğu için bu ülkede saklanması gereken, örtülmesi gereken tek şey, tek beden kadına aitmiş gibi bir algı var ve bunu sosyal hayatımızda çok fazla deneyimliyoruz ne yazık ki. Yani hepimizde adı konmamış travmalar kalmış bu konuyla alakalı. Peki şimdi biraz yaşı yükseltelim, hafif de günümüze yaklaşalım ve bu konudan geçelim. Lise sonunda bölüm seçerken hem o dönem varsa bir sevgiliniz, partneriniz, flörtünüz, onunla aranızdaki konuşmalar, işte yani ikiniz karar verip işte Ankara mı yazacağız, İstanbul mu yazacağız, işte bilmem ne. Bir diğer yandan da velilerinizin, komşularınızın, etraftaki insanların size ne olmanız gerektiğini öğütlediği şeylerdi. Cinsiyete dayalı telkinler hatırlar mısınız hiç? Ne diyorlardı? Ne olmanız gerekiyor? Bu topluma faydalı olmak için ancak ve ancak ne olmanız gerekiyor? Hocam ben fen lisesi mezunuyum. Biz mezun olurken çok fazla şeyler geliyordu bize. İşte doktorlar, işte görüşüyorduk veya okul mezunları geliyordu. Genelde bize hep doktorlar, işte yeni mesleğe başlamış olanlar bizi diş hekimliğine yönlendirmeye çalışıyorlardı. Doktorluğu kadınların asla yapamayacağını, anne olarak çocuklara bakamayacağımız tarzında yorumlar geliyordu. Diş hekimliğinin çok daha rahat olduğunu ve meslek saatlerinin uygun olduğu konusunda sürekli bir telkin oluyordu. Arkadaşlar arasında tabii ki çok fazla böyle bir tepkiler, kendi aramızda konuşmalar oluyordu. Bu şekilde hep böyle bir baskı vardı aslında bakıldığında. Yorumlara geçiyorum. Sağ ol paylaşımın için. Burcu'nun paylaşımı var ilk olarak. Savcı olmak istiyorum dediğimde savcılık erkek mesleği deniyordu. Şimdiki durum da aslında öyle oldu değil mi? Yani hukuk fakülteleri nüfusuna baktığımızda aslında neredeyse artık kadın mesleği diyebileceğimiz kadar kadın öğrencilerin yoğun olduğu bir fakülte haline geldik. Buna rağmen hakimler, ama kadınlar hep hakim olmayı seçiyor. Sanki kadınlar seçiyor. Yani kadınlar öyle istiyor deniyor da kadınların böyle istemesini kim sağlıyor gerçekten? Yani Burcu'nun dediği gibi hiçbir kadının aklına gelmiyor mu ben savcı olayım demek? Ama iyi bir eş, iyi bir anne olmak gecenin köründe, İşte uygun olmayan zamanlarda, şiddet içerikli olaylarda bulunmayı uygun bulmuyor. Ama erkeğin kadına şiddet göstermesini uygun buluyor. Hani varın, buradaki çelişkiyi siz düşünün. Öğretmen ol kızım derlerdi. Evet, rahat edersin yavrum. Çünkü bak 3 ay tatili var. Giriş çıkış saatin belli. Çocuğun rahat eder her şeyden önce. Sen çünkü damızlık gibi bir şeysin. Ancak doğurmak için bu dünyadasın. O yüzden evlatların nasıl rahat ederse öyle ol. Senin ne istediğinin hiçbir önemi yok denmiş oluyor bize aslında. Kendi şehrimde kalmamı kız için İstanbul'da okumamak gerektiğini, zor olduğunu söylerlerdi. Ya doğru söylüyorsun Erva, çünkü kız çocuğuna, genç bir kadına illa göz kulak olacak birinin olması gerekiyor. Yani ya bilmem kimlerin olduğu şehre gidebiliyorsun ya da işte bir abinin, erkek kardeşinin olduğu bir yere gitmek zorundasın. Ancak biri sana göz kulak olursa özgür olabilirsin gibi bir şey var. Kadınlar için hukuk mesleğinin çok iyi olduğunu söylüyordu aile ve yakınlarım. Süper. Ben de savcı olmak istediğimde çok sorun yaşayacağım için tehdit vesaire, avukat olmamda çok baskı vardı. Ailem konusunda çok şanslı olsam da çevremde ileride anne olacağıma ve aile düzenine uymam gereken meslekler seçmem gerektiği söyleniyordu. Özellikle öğretmenlik öneriliyordu. Kız dediğin şehir dışına gönderilmez deniyordu ama babam onlara katılmıyordu şükür ki. Evet, çok şükür ki hepimizinki. İstanbul istediğimde de çok desteklenmişti. Harika Sena. Ben savcı olacağım, tamam. Evet hocam, öyle maalesef. Hocam ben tıp okuyorum. Annem öğretmen ol, yarısı tatille geçiyor. Otur evinde dediler. Tamam dedim ama tıpı seçtim yine. Tebrik ederim Saadet. Yazsın işte okul öncesi öğretmenliği, işte PDR. Ne güzel iş kadın için algısı vardı. Ailem meslek seçimime karışmadı ve beni destekledi. Mükemmel. Mühendisliğin, evet değil mi, erkeklere? Hocam İstanbul'da sanki kız yok. Çok şükür İstanbul'da okuyorum. Tüm paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş konuyu ilerletelim. Neden bu konuyu konuştuğumuz, bizi nereye vardıracağına dair oldukça iyi bir şekilde baktık. Şimdi bu sağ tarafta gördüğünüz videonun oynanmasını deneyeceğim. Ses geliyor mu? Önce onu bir kontrol edelim. Ses geliyorsa bu reklamı birlikte izleyelim. Geliyor herhalde. Ses geliyor. Evet hocam, geliyor. Devam edelim. Şampiyon edeceğiz.
Son 3 saniye. Top sende olacak. Gürgen gerçek olsun. Rugby'nin 12 devrimli Avrupa şampiyonu olsun. Haydi Türkiye, ekran başına. Ne düşündünüz? Size ne hissettirdi? Kadınlar küçük, kadınlar sevmedim bu reklamı demiş. Değil bu demiş. Evet. Yorumları bekliyorum şu anda. Ne hissettiniz? Sizce bu gerçekten bir destek ve dayanışma hikayesi mi? Destek ve dayanışma hikayesi böyle mi olur? Burcu diyor ki Peri'nin kadın olması saçmalı. Bence de öyle. Hocam kadınlar izler erkekler yapar. Değil mi Burak? Her başarılı erkeğin arkasında. Bir kadın vardır. Mutlaka bir kadın vardır falan gibi bir düşünce. Tam da dediğiniz gibi aslında çok rahatsız edici. Kadınların sadece izlediğini gösteriyor. Destek yok. Başarıyı yakalayan erkekler kadınlar peri gibi ilham vermiş sadece. Meleklerin cinsiyeti yoktur ama hep kadın olarak gösteriliyorlar. Maskot amacıyla kullanılmışlar ancak kadınların da bunu nasıl kabul ettiğini anlamış değilim. İşte bu bir bütün Turgut olduğunu düşünüyorum isminin. Bu gerçekten bir bütün. Bu bir sonuç yani. Amaç değildi ama belki sonuç bu. Amaç çok eskiye dayanıyor. Çünkü ataerkil toplum olmak böyle bir şey. Dediğin gibi gerçekten maskot amaçlı olsa da masalsı bir anlatım mesela bizim topraklarımızda vardır tabii ki. Böyle bir şeyin kampanyalaştırılmasında ben bir sakınca görmüyorum. Ama o zaman potanın perisi varsa potanın cini nerede diye sormamız gerekir. 12 dev adam varsa 12 dev kadın nerede diye sormamız gerekir. Dolayısıyla eşitlik, yan yana duran, birbirine destek olan, dayanışma ve destek örneğini gördüğümüz bir şey ne yazık ki değil. Burada da yine etken ve edilgen örneğin en can alıcı halini görmüş durumdayız. Bu entry'yi Ekşi'den almıştım. Tribüncü adamı bozacak hal ve davranışlar. Çünkü sporu nasıl sevmemiz gerektiğini, kimlerin sporla ilgilenmesi gerektiğini, sporla ilgilenen kadınların nasıl tipler olması gerektiğini hep sanki yazılmamış kurallar var ve onlar gibi olmaya çalışan bir sürü insan var. Birkaç tanesini okuyalım. İşte Hıncal Oluç'a özenip flar takmak, tribüncü adamı bozar. Tezahürat yapmadığı anlaşılmasın diye ağız kıpırdatmak, takımı yenilince cep telefonunu kapatmak. Yani tırnak içinde hani karı gibi olmak diye kullanılan bir şey var ya tırnak içinde. Dolayısıyla öyle olmasın diye tribüncü adamı bozacak hal ve davranışları anlatıyor ki sen diyor ona benzeme. Şimdi yapma dayanması onları. Zor bir reklam izleyeceğiz birazcık. Tamamını izlemeyeceğiz. Bir bakalım. Kaç para bu AMK? 25 kuruş abi. Yıllardır hep aynı terane. Al sana değişik bir gazete AMK. Yeni bir spor gazetesi çıktı dediler. Aldık AMK. Bugün ilk sayısı çıktı. Al oku. Beğenmezsen bir daha da alma AMK. Yeter. Ne düşünüyorsunuz? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Biri bana bunu açıklasın. Evet, bu reklamlar çok kötü. İğrenç. Bence de öyle. Gerçekten bu nedir yani? Ve bu gazete yani cesaret ve yaratıcılığın zirvesidir. Yaratıcılığın zirvesi, evet. Utanç verici gerçekten. Berbat. Ya aslında şöyle düşünün ki işte bir tane bunun içinde alkollü bir içecek olsa bunu blurlamak zorunda. Veya ben şu an sigara içen biri olsam buradan sigara dumanı gelse onun kesinlikle ahlaka aykırı olduğu düşünülüyor. Belki tiryakiyim yani sunumu bile sigara içmeden yapamıyorum belki. Sigaradan nefret ediyorum evet ama bunu yapan olabilir yani ne yapayım ben şimdi? Bunlar çok yasak ama bir kadının cinsel organının anlaşıldığı ve küfür gibi algılandığı, küfür gibi vurgulandığı bir reklama sahip olan bir de ortaokul akrostişi gibi işte AMK açık mert korkusuz diyen bir gazete hiç rütükten bir şey almıyor, hiçbir uyarı almıyor ve sadece kağıt piyasasındaki fiyat artışından dolayı kapanabilen bir gazete olabiliyor. Yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz diye insan soruyor. Evet 2019'da kağıttan dolayı kapatıldı. Ahlaki bir durumdan dolayı kapatılmadı. Kadını aşağılayıcı küfürler her yerde zaten maçta bile rahat rahat kullanılıyor. Hatta günlük hayatında bile bu AMK'yı başa ve sona koymadan konuşamayan bir sürü insan var. İlla ki etrafınızda böyle birileri olmuştur AMK. Bu lafın sonunda bile böyle diyor mesela. Bağımlı yani bu küfüre bağımlı gerçekten. Dolayısıyla bizi hem bu hale getiren hem de hiç konuşmadığımız,
hiç bakmadığımız, böyle gelmiş böyle gider diye düşündüğümüz bir sürü de mesele var. Şimdi toplumsal cinsiyete duyarlı dile geçelim. Hem zamanımı toparlayayım yavaş yavaş, hem de biraz yasal dayanaklara bakalım hızlıca. Türkiye Futbol Federasyonu gelişim ligleri statüsünde daha ilk maddede arkadaşlar teknik adamlar tabiri var. Hadi onu geçelim. Kadın futbol ligleri müsabakaları statüsünün yine ilk maddesinde teknik adamlardan bahsediyoruz ama kadın futbol liglerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu vakte kadar en iyi bulduğum projelerden bir tanesi, hala üstüne yok. Varsa lütfen siz görürseniz bana lütfen iletin. 2014 yılına ait bir şey ne yazık ki, oldukça eski bir tarihte. Basketbol Federasyonu'nun gerçekten kadın basketbolcuların alacağı sürelerden milli takım hazırlıklarına kadar kadının spora katılımını dert eden birkaç cümlesinin olduğu, o kadar o cümlelere bile muhtaç olduğumuz bir ülkede olduğumuz için de biraz bizi mutlu eden bir projeydi ama 2014'te kaldı bu teşvik projesi. Türkiye Voleybol Federasyonu için bazen bu yönetim kurulunun 3 kadın sayısı şu ana ait değil. Eskiden vardı, 3'e ulaştıkları olmuştu. Fakat her ne kadar 3'e ulaşabilseler de liglerin isimlerine bakıldığında Efeler ve Sultanlar aslında toplumsal cinsiyet okumasının yok denecek kadar az olduğunu buradan da görüyoruz. Yani Peri ile 12 dev adam neyse, Efelerle Sultanlar, Sultan yani tamam padişahın en birincisi dedik, kötü bir şey mi dedik falan gibi diye seneler önce böyle bir video çekmiştim. Hala aynı düşüncedeyim. Tabii ki uluslararası bir sürü düzenleme var hepinizin bildiği gibi. Neredeyse çoğunun anayasamızın bile üstünde olan uluslararası hukuk metinleri var ve bunlara uygun yapılsa zaten yapılabilecek olan, yaşı bizden küçük olan bir alan spor hukuku. Ve benim en büyük hayal kırıklığım 10 senedir bu. Yani ticaret hukuku dediğinizde senelerin külliyatı var. Miras hukuku dediğinizde senelerin külliyatı var. Aç seç beğen yani. Bir sürü yargıtay kararı var. Bir sürü hocamızın kıymetli görüşü var. Birinden birine uygun bulursunuz ve birinden birine taraf olabilirsiniz. Kendiniz de bir şey katabilirsiniz. Fakat spor hukuku zaten şu an yok ve yeni yazılan statü ve talimatlar sadece kendi anayasamızın 10. maddesine bile uygun olsa her şey bambaşka bir güzelliğe gidebilecekken, anayasadan bile haberi olmayan kimler artık bu yazım komisyonlarında varsa 3-5 kişi kapanıyorlar, hiçbir paydaşları bir araya toplamadan, hiç kimsenin ihtiyacını gözetmeden yapmış olmak için bir şeyler yapıyorlar. Senelerdir buna maruz kalıyoruz zaten. Bu en basit müsabakadan men cezasından yöneticilerle ilgili verilen cezalara, 6222'nin uygulanmasına kadar her şeyden şikayetçiyiz farkındaysanız. Dolayısıyla herkes, her kim, hiçbir kişi, kadınlar ve erkekler, çok net ifadeler bunlar. Olması gereken ifadeler elbette bunlar. Yani sadece anayasaya bile uysak yetecekken ne yazık ki hiçbiriyle karşılaşamıyoruz. Ve örnek meselelere gelmek isterim. Tecavüz marşı, şişme bebek vakası, legal illegal pankartı ve Aspor muhabiri soruşturması. Belki bazıları aklınıza geliyordur böyle anarken. Fakat şimdi diyeceksiniz ki tecavüz marşı nedir? Öyle bir marş mı var? Ne oluyor? Antalya'da gerçekleşen bir Fenerbahçe müsabakası vardı 2016 yılında ve Antalya Spor'un 4-2'lik çok net skor diye aslında tabir edebileceğimiz bir şekilde yendiği bir müsabaka. Ve tecavüzcü Coşkun Antalyalı diye arkadaşlar. Her golden sonra ve müsabakanın bitiminde Türk filmlerinin malum sahnelerindeki melodiler statta çalınıyor. Yani bir gol atmak bu demek yani. Gol atmayı cinsel birleşmeden bahsetmeden anlatamıyor. Zaten o yüzden işte hani duk mu diye biten vesaire. Şu an hepiniz tahmin ediyorsunuz en sık kullanılan şeyleri. Hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Birbirimize hatırlatmamıza gerek bile yok. Zaten hiç görselsiz anlatmaya gayret ediyorum bunları. Bir tek pankartı koydum. Çünkü sui misal emsal olmaz bizler için. Ne olduğunu orta zekalı bireyler olarak anlıyoruz. Hani bunları göstere göstere her gün bilinçaltımızı böyle şeylerle beslemeye gerek yok. Fakat tabii ki özellikle hukukçular olarak veya bir üniversite etkinliğinde bir araya geldiğimizde bunları düşünmeye oldukça değer buluyorum. Bu konuyla alakalı 216'ya 2 kullanılıyor genelde. Türk Ceza Kanunu'nun halka kin ve düşmanlığa sevk gibi böyle söylenir yani günlük hayatta ve gazetelerde böyle yansır. Kamu barışına karşı suçlar başlığı altında düzenlenen bir şey. Farkındaysanız aşağıda işte 14 asliye ceza, 3 asliye ceza, ağır ceza. Nereye gitti? Top gibi sekti bu dosya. Kimse almak istemiyor. Kimin elinde kalırsa o diyor, öbürü baksın. Ben istemiyorum, o baksın. Biraz da böyle fıkravari bir şeye döndü konu 2016 yılında. Bundan önce bu soruşturmayı başlatan kadın dayanışmaları, dernekler, bireyler Antalya Spor'u aradılar ve dediler ki gelin konuşalım. Yani suç duyurusunda bulunmayalım.
Antalya Spor da dedi ki ne yaparsanız yapın nasıl olsa bir şey çıkmaz. Ama bu iş Antalya Ağır Ceza'da kovuşturma aşamasına geçince, artık dava açılınca Antalya Spor milleti aramaya başladı. Dedi ki konuşabilir miyiz? Dolayısıyla burada kıstadan hissemiz aslında her davayı, her soruşturmayı karşı tarafı süründürmek için, onları cezalandırmak için, onları kahretmek için yapmayız. Toplumsal mücadele dediğimiz şey aslında sadece gözüm üzerinizde beni rahatsız ediyorsunuz ve yasal bir hakkımı ihlal ediyorsunuz. Dolayısıyla ben de hakkımı size karşı ararım demek gibi bir şey. Aynı şey Şişme Bebek vakası için de geçerliydi. Burada bir sene önce bir derbide Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadına bir şişme bebek sokuluyor. Bir Galatasaray forması sokuluyor. O şişme bebeğe o forma giydiriliyor. İşte bebek yakılıyor, bıçaklanıyor falan ve millet kahkahalarla gülüyor. Sanığın savunmasına bakalım. Benim de annem kardeşim var. Ancak Galatasaray bayrağını yaktığım için Galatasaraylı arkadaşlardan özür diliyorum. Yani kadın bedeniyle ilgili, kadınlarla ilgili, evdeki annem kardeşimle ilgili bile bir derdim yok. Sadece Galatasaraylı adam, delikanlı kardeşlerimden özür diliyorum diyecek kadar zavallı bir arkadaşımız. Ve bunun cezası da en aşağıda gördüğünüz gibi 20 liradan 12 gün, 20 çarpı 12 teşekkürler. Dolayısıyla her zaman şunu da savunmuyorum, yani cezalar az o yüzden böyle oluyor. Hayır, yani buna çok ceza verseniz de gitmeyi, küfür etmeyi, taşkınlık yapmayı tribünde hakkı olarak gören bir toplumuz biz. Adam da bir yerde rahatlayacak, adam da nerede rahatlayacak? Bu dille konuşmayan biri bunu yapamıyor. Eril dille, eril manşetlerle, eril bir ifadeyle, kadın da olsanız, erkek de olsanız bunları böyle ifade etmeniz gerektiği gibi bir durum var. Dolayısıyla yayınlarda da mesela kimsenin bilmediği yerden en fazla karşılaştığım şey anlamıyoruz. Şimdi aynı şeyi benim gibi gülen rengarenk bir kadın yerine kravatlı ve ceketli bir meslektaşım anlatsa ne kadar çok biliyor ya adam falan diyecekler. Onun bilgisi altında ezilecekler mesela. Ama aynı şeyleri ben işte omuzu açık bir şeyle gülerek ya öyle mi olmuş falan filan diye bilgi verdiğim için mesela sen kendin gibi olmaya getirmeye çalışıyor toplum beni. Bunu yapanların çoğu da arkadaşlarım, yani bütün yayıncılar şu an arkadaşım. Hani öyle bir hale geldi hayat benim için. Ve bunu bilerek yapmıyorlar. Bilmedikleri yerden kadın bundan ne anları ister istemez düşünüyor bu arkadaşlarımız yani. Yapacak bir şey yok. Bu bireysel olarak Ahmet'in, Mehmet'in, işte Yusuf'un suçu değil yani. Bu toplumda yaşıyoruz ve her ne olursa olsun işi düşünce bu eril dünyayla ilgili bir şey kadına soruyor olmak aslında otoriteyi çok zorlayan bir şey. Bunu anlamayı önemli buluyorum gerçekten. Yoksa ben orada bozulmuyorum, onlara tepki vermiyorum, bir şey yapmıyorum ama büyük resmi görüyorum açıkçası. Hani sizler de kendinizle alakalı, kendi mesleğinizi yaparken, hocalarınıza karşı, kamusal alanlarda, en yakın arkadaşınız bile olsa, en yakın arkadaşınız hemcinsiniz bile olsa, lütfen kendinize karşı bir alanın aşılmasını, bir sınırın aşılmasını lütfen önemseyin. Flör şiddeti dediğimiz şey tam olarak da bu zaten. Yani illa gönül ilişkim olan birinden birine değil, illa sevgilim, nişanlım, eşim olmasına gerek yok. En yakın arkadaşım da olabilir, bu kuzenim de olabilir, üniversitede öğretmenim de olabilir. Hiç fark etmez. Bu pankart var. İlk kez bu pankarttan sonra bir özür dilendi. Bu vakte kadar bahsettiğimiz hiçbir örnekte, hiçbir kulüp çıkıp da özür dilemedi. Onun dışında ben de Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın da böyle korkunç meseleleri var. Galatasaray müsabakasında bir gerdek gecesi düzenlemiş gibi. Galatasaray'ı yendikten sonra yüksek yüksek tepelere şarkısının statta çalındığı gibi kötü anılar var ve herkes eğleniyor o sırada. Kadınlar da bundan eğleniyor. Herkes gülüyor, alay ediyor, videoya çekiyorlar bu anı falan. Büyütüyorlar bu alanı yani. Daha da paylaşılmasını ve tekrarının gelmesine sebep olacak şekilde aşağılık bir şekilde bundan eğleniyor herkes. Çünkü büyük resmi kimse o sırada görmüyor. Kimse bunun neye hizmet ettiğini veya bizi neye sevk edeceğini o sırada görmüyor. Yenmek cinsel birleşme olmadan anlatılamayacak bir şey haline geliyor bizler için. Dolayısıyla biz buraya bilinç katalım lütfen. Ne yapılabilir diye sorduğumuzda sen ne yapabilirsin? Sadece sen kendi ailen için, kendi çevren için o tezahürata katılmasan yeterli. Sadece sen o gülünen eril espriye gülmesen yeterli. Sadece sen bir kadın arkadaşını offsite'ı bilmekle tehdit etmesen yeterli mesela. Dolayısıyla herkes kendisi yapabileceği kadar bir dönüşüme başlarsa bu gayet yeterli olacaktır. Çünkü toplumların dönüşümü için zaten 50 yıllara, 100 yıllara ihtiyacımız var. Fakat işte bu davalardan hukuki olarak konuşup işte TCK 216'yı burada sıkıcı bir şekilde slayttan okuyup falan sizin buna ihtiyacınız yok. Yani siz hepiniz zehir gibisiniz.
O maddeyi alırsınız, bulursunuz. İş başa düşünce bilmeseniz de bulursunuz. O konuda bir tavsiyeye ihtiyacınız olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla hangi ilginç bakış açısını katabilirsiniz bu vakte kadar yaptığınız ve yapacağınız şeylere? Onunla ilgili fayda sağlamak isterim sadece. Ve son bir tane örnek dosya. Bu video kaldırıldı tabii. A-Spor muhabirinin cinsiyetçi söylemi. Buna bizzat ben gittim, suç duyurusunda bulundum. Adamcağız dedi ki, adamcağız yani o benim için. Dünya Kupası sırasındaydı. Almanya biliyorsunuz her turnuvanın iddialı ülkelerinden bir tanesidir. Ve elendiğinde de kazandığında da yer yerinden oynar. Birdenbire Almanya elendi. Bu adam da diyor ki her genç kızın başına gelebilecek olanlar Alman milli takımının başına geldi. Tepem attı. 10 dakikada dilekçe yazdım ve 5 senedir adliyeye gitmiyordum yani. Belediyede çalışıyordum. Sabah kalktım, gittim, suç duyurusunda bulundum. O televizyona falan da çıkıyorum diye buldular beni. Telefon ettiler. İşte o iletini kaldırır mısın falan. Kaldıramam dedim. Sonra Beşiktaş TV'den şey yaptılar. Kaldırır mısın? Yok dedim, kaldıramam. Çünkü kulüple bir organik bağım yok yani. Kulübün bir 5 kuruşunu almış değilim. Onların çalışanı değilim. İsterlerse bir daha çıkarmazlar yani. Konu bundan ibaretti. Öyle bir şey başıma gelmedi ama hani yani işte bak hani biz seni çok seviyoruz bilmem ne. Tamam, ben de kendimi çok seviyorum ve hani kendime layık bir ülke yaratmaya çalışıyorum kendim gibi olarak. Dolayısıyla yasal hakkıma da karışamazsınız yani. Ama böyle şeyler de yaşanmıştı mesela. Ve son olarak söyleyeceğim şey, tebrik ediyoruz hocam. Biz tebrik ediyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Şöyle ya, kendini savunmadı bile arkadaşlar. Çünkü ben de 216'ya 2'den suç duyurusunda bulundum. Basın suçları olduğu için savcının odasına gittim. Televizyonda gerçekleşen bir vaka olduğu için basın suçları gittim. Dedim dün böyle böyle oldu. Evet diyor, gördüm bunu. İçimden diyorum ki beni mi bekledin? Yani o zaman senin işin bu, niye yapmıyorsun? Niye A-Spor'a suç duyurusunda bulunmuyorsun ki o zaman yani? A-Spor olduğu için mi? Ondan sonra... Ve işte şeyde de sorun yok yani. Mesela şimdi de A-Spor'a bağlanıyorum. Yayınımızda güneş doğdu falan diyorlar yani. Hani bu ülke acayip bir ülke. Halbuki ben size 2 sene önce suç duyurusunda bulundum yani. Tam yaptıkların böyle bir hata olduğunu anlamışlardır hocam. Efendim? Yaptıklarının belki hata olduğunu anlamışlardır. Yani onu anladılar. Kısadan istediğim şey şu, bu adam bir daha ekrana çıkamadı. Yani her nefes alanın televizyona çıktığı bir ülkede. Çok teşekkür ediyorum hocam ben açıkçası. Yani tüm herkesin adına. Ben teşekkür ederim. Dolayısıyla mesela böyle bir deneyim oldu ve benim amacım o adamın sürünmesi, işte tüh işte kovuşturmanın yer olmadığına dair karar ve savcının yazısı şey yani, ona karar bile diyemem, yazdı o. Ya yanlış anlamışsın ablası, öyle dememiştir o falan gibi bir şey yani, burada sizinle paylaşmaya bile değmeyecek bir kıytırık şey, çöpe attım sonra zaten, hani saklanacak bir şey bile değil. Ondan sonra hani öyle bir cevap gelir, bir şey olur ki saklarsın mesela, burada sizinle paylaşırım, kelime kelime gösteririm. Ona bile değmeyecek, hemen çöpe attığım bir kağıt oldu. Böyle bir şey. Fakat kovuşturmaya yer olmadığına dair karar versen ne olacak ki? Adam bir daha çıkamıyor ve bu insanlar dikkatli olmak zorundalar. Benim için kazanım budur yani. Yoksa bir tane Ahmet kişisinin, Mehmet kişisinin ceza alıp almaması beni mutlu etmiyor ki zaten. Ama kurum burada ayağını denk alırsa... Evet, o beni memnun ediyor. Evet. Bana ulaşmış. Düşünsene ben kimim ya? Yani bu ülkenin topuna bak bu ülkenin. Medya patronu muyum ben? İşte Instagram'da 1 milyon takipçisi olan bir insan mıyım? Bu soruşturmayı kim ama görecek hocam, yani? Ama seni bulmaya işte herkes ama bu şekilde davransa. Evet, herkes sizin gibi bu şekilde davransa, bu şekilde bu insanlar televizyona çıkıp bu lafları edemeyecek ve bu şekilde sizin de söylediğiniz gibi kendimize daha uygun bir Türkiye, daha uygun bir ülke yapmış olacağız, oluşturmuş olacağız. Öyle yani. Benim sözlerim böyle canım arkadaşlarım. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Evet, Beansports'ta da Melih Şendil vakası diye tabir ettiğimiz pembe forma meselesi oldu. Katlanamıyormuş beyefendi. Ondan sonra da ayrılması gerekti işte. Teşekkür ederim. Hocam varsa... Bitmiş benim sunumum. Galiba zamanımızı iyi kullandık. Ne kadar vaktimiz var? Evet. 15 dakikamız daha var. Arkadaşlarımızın sorusu varsa onlardan soru alalım. Ama benim öncelikle size bir sorum var. Profillerinizden gördüğümüz üzere bu dil konusuna çok önem veriyorsunuz. Ve evet. Şu anda da İspanyolca öğreniyorsunuz herhalde veya öğrendiniz, görüyorum. Bu konuda hani bu yüksek lisans olsun ya da hukuki eğitimimiz olsun, devamında dilin önemi veya alanınızda dilin ne kadar önemli olduğunu bize bahsedebilir misiniz diye bir soru yöneltmek istiyorum. Ya evet, ben İspanyolcaya devam ediyorum. Her gün, her sabah İspanyolca bir şey dinleyerek ve gazete okuyarak başlıyorum. Çok ileri seviye bir İspanyolcam var. İngilizceden daha iyi. Tabii ki
önceliğiniz İngilizce olsun. Yani İngilizce dünyanın her yeri için geçerli. Ama ben bıkmıştım. Varsa benim gibi bıkan. Çünkü bir şey yapıyorsun bu ülkede ve İngilizce ile ilgili hiçbir zaman ne kendini ifade edebiliyorsun ne bir şey. Saçma sapan bir ortam vardı ve ben bıkmıştım bundan. Yani bir İngilizce kursuna gidecek tahammülüm yoktu. Onun yerine en baştan İspanyolca öğrendim. Daha başarılıyım şu an yani. Tabii İspanyolca öğrenmemin sebebi benim bir flamenko dans okulum vardı. Flamenko aşkını öğrendim. Evet. Dolayısıyla çok standart bir öğrenciydi. Ne diyor ya bunlar diye merak ettim gerçekten. Bu şarkılarda ne diyorlar, bu makamlar neler, bunlar ne konuşuyor, hangi aksanı konuşuyorlar falan. Bu beni çok çekti ve bu sebeple çok hızlıca öğrendim. Orada çok arkadaş edindim. İşte 40 gün kaldım. En fazla 40 gün kaldım ama işte her sene gittim. Her sene gidiyorum İspanya'ya gerçekten. Dolayısıyla öyle bir benim için hayat tarzı oldu artık. İspanyol kültürünü takip etmek, bunu konuşmak, dinlemek falan. Spor hukukuyla ilgili artık resmi dillerden bir tanesi. İngilizce ve Fransızca tabii ki hep başı çeker. İspanyolca 2020'nin bir hediyesi. Artık benim bu emeklerime dayanamadı KAS. Dedi ki İspanyolcayı da resmi dilimiz olarak artık alıyoruz. UEFA için Almanca da buna dahil. Ama Almanca mesela KAS'ın resmi dillerinden biri değil. Dolayısıyla tahammülünüz varsa elbette İngilizce. Ama benim gibi bıktıysanız, başka bir şey yapmak istiyorsanız, valla canınızın ne istediği de biraz önemli. Çünkü zorunlu diye ben mesela bir şey için zorunlu olsa şu an Almanca öğrenemem yani, öğrenmem. Yani bunu seçemem tamamen ve seçmem de. Canımın istediği bir şeyi rahatlıkla ve nasıl? Yani ilginiz olduğu için daha kolay öğrendiğinizi söylüyorsunuz. Aynen öyle. Yani ilgim olmayan bir şey mecbur diye öğrenmeyi tavsiye etmiyorum. Eğer benden bir tavsiye etmek istiyorsanız biraz kalbinizin sesini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yoksa ben de spor hukukuna başladığım zamanlarda o ne ya işte derhal para yapacak bir şey yapmalısın o ne falan. Üstadlarım benimle dalga geçiyordu yani, anlamıyorlardı bunu. Ama şimdi işler öyle değil. Dolayısıyla sizin kalbinize attıran herhangi bir şey bu eğitimde, dilde, alanda. Ya şu an bizler sizden öğreneceğiz artık yani. Evet bu bir deneyim. Bunu dinlemek istemenizi çok anlıyorum. Ama emin olun sizin aklınız şu an bizden çok daha ileride ve bizim anlamadığımız birçok konuyla alakalı. Eminim ki ilgi alanlarınızı beslemeye başlamışsınızdır bile. İşte ne bileyim yapay zeka var, şu var, bu var, uzay hukuku var. Bir sürü mesele var yani. Onlar da bizim zamanımızda yoktu gerçekten. Bizim zamanımızda herkes deniz ticareti yapmak isterdi. Herkes deniz hukukçusu olacaktı. Çok hırslı bir şekilde hem de. Çalışacağı ofis bile belliydi onun. Ya tamam diyoruz, tamam al senin olsun falan. Bizde hep böyle bir muhabbet dönerdi yani öğrencilik zamanında. 2009 mezunuyum ben. Dolayısıyla böyle. Yani sizin aslında bir tavsiyeye ve akla ihtiyacınız olduğunu asla kabul etmiyorum. Keşke ben sizden tavsiye alabilsem. Yani gerçekten hayata bakış açım bu. Yo, inanın öyle değil gerçekten. Yani. Bir karşılıklı bir alışveriş. O yüzden tek tavsiyem akıl verenlerden uzak durun. Yani bir tavsiye vereceksem bunu söyleyeyim. Akıl verenden uzak durmanızı tavsiye ederim. Sizin özgün ve otantik kariyeriniz, biricik haliniz birçok akıldan daha üstün ve sırf şu an anlaşılmıyor diye, sırf şu an bunun taraftarı yok diye bu içinizdeki şeyi zayıflatmayın yani. İnsanlar hep bir şeyler söyleyebilirler. Ama herkes kendi baktığı yerden haklı. Yani amacım birilerini haklı, birilerini haksız yapmak değil. Herkes haklı, buna emin olun. Size ne söylerlerse haklılar ama sizin de bir kalbiniz var yani. Dolayısıyla o kalp nereye doğru atıyor? Onu unutmamanızı temenni ederim. Başarılar dilerim efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim ben de bir teşekkür daha iletmek isterim. Siz de muhakkak duymuşsunuzdur. Biz geçen ay çok kötü bir olay yaşadık okulumuzda. Bir öğretim üyemiz canice öldürüldü. Evet, evet. Aslında evet bugün ya. Anlattığınız konular spor açısından kadının hakları ve durumuydu. Fakat gerçekten bu küçük küçük olayların veyahut böyle çok bizi rahatsız etmediği algısal açıdan o kara kutu diye bahsettiğiniz yerde bize sıradan gelen şeylerin büyüyüp nelere sebep olduğunu maalesef biz İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri olarak geçen ay çok kötü bir şekilde yaşadık. Bundan dolayı da kadınlara yönelik spor alanında ve genel açıdan verdiğiniz mücadeleden dolayı hocamız adına, Aile Sözler adına çok teşekkür ediyoruz. Ya çok gurur umarız, duyarım. Ancak gurur duyabilirim. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Umarız bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Tek temennimiz, biz onun öğrencileri olarak tek mücadelemiz şu anda budur. Kadına yönelik şiddeti bitirene kadar mücadele etmeye, kendi açımızdan yapmaya devam edeceğiz. Bu yönde mücadele eden herkese de sizler gibi
kişilere de minnettarız. Çok sağ olun. Çok 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 teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler dediğim hocam. Gibi bu konuyla ilgili daha genel ve spesifik çalışmak için hani birlikte flor şiddeti atölyesi yapmamıza da gönüllüyüm şimdiden. Yani ne zaman isterseniz bu konuyla ilgili randevu ulaşabiliriz. Bölümlerden bağımsız çok kişiyle davet edebilirsiniz. Hani zevkle hemen bu ay bile olur yani benim için. Çünkü bu zamansız tüm zamanlarla ilgili bir konu. Yani sadece 14 Şubat'ta, sadece 25 Kasım'da, sadece 8 Mart'ta yapmaktan çıkarmamız gerekiyor bu işleri. Bu her günün konusu. Dolayısıyla ben gönüllüyüm. Yani bir mesaj atmanız bana yeterli. Zevkle bu atölyeyi yaparız beraber. Çok teşekkür ederiz. Muhakkak Bengi muhakkak sizle bu konuyla ilgili iletişime geçecektir. Çok muhakkak yapalım. Çok sevinirim. Çok Orada da bu başlangıcını getirdiğimiz yerin biraz daha derinleştirip hem şiddet türleriyle ilgili hem de güvenli ilişkiyle ilgili ve dediğim gibi sadece bu partner, sözlü, nişanlı, evli, işte flört şiddeti, flörtün hayatımızdaki anlamıyla flört değil. Literatür buna flört şiddeti diyor. Fakat bu her yerden her yere, kadından erkeğe, erkekten kadına. Çünkü ilkokul fişlerindeki bahsimizden aslında anlaşılıyor ki Ali'nin üstünde de çok büyük büyük var ve kimse Ali'ye ne istediğini sormuyor. Hani sadece kadına olan bir yerden algılıyoruz belki edilgenlik kısmını ama erkeklerin üstündeki hadsizce yüklenen yükler de çok fazla ve erkekler de zor durumda. Bu tabii ki canice insan yaşamına son veren meselelerden değil de bizim kendi hayatımızda denk geldiğimiz, kendi hayatımız ölçüsünde, kendi ilişkilerimizde çok soft ve aslında tatlı bir yerden, itme çekme yaşadığımız yerlerden, çok masumca yaşadığımız şeylerden erkeklerin de çok zorlandığı konular var. Kimseyle bir şey paylaşamıyorlar, ağlamamaları gerekiyor, adam gibi olmaları gerekiyor, bilmem ne olmaları gerekiyor ve kolay değil. Yani toplumsal cinsiyetin yaralarından biri. Evet, ister istemez bu ülkede yaşarken ve her ay her gün bir kadın öldürülürken feminist bir sunuma dönmemesi imkansız ama toplum gerçeğinde flör şiddeti karşılıklı ve eşit yapılan bir şey. Hani onu da, o detayı da kesinlikle unutmamamız lazım. Yani hepimiz insanız ve hepimiz şimdiki zamanı birlikte paylaşıyoruz. En önemlisi bu zaten. Çok sağ olun. Yani çok gurur duydum Halil söylediklerin için. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hocam, çok sağ olun. Ayrıca da... Ay ben babana çok saygılar, hürmetler. Çok hoşsunuz. Çok teşekkür ederim. Bütün mesajlarınıza teşekkür ederim. Herhalde hocam, zaman... Arkadaşlarımız evet gördüğünüz üzere teşekkür ediyorlar. Başka soruları yok anladığım kadarıyla. Ben de arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok güzel bir sohbet oldu bizim için ve çok güzel bir eğitim de oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için, davetimizi reddetmediğiniz için tekrardan. Umarım tekrardan bir araya gelebiliriz. Vaktiniz ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman, her zaman. Dediğim gibi atölyeyle ilgili yazışalım. Flör şiddet farkındalık atölyesiyle ilgili. Nasıl Ayben babasını tutup getirdiyse her biriniz birer arkadaşınızı tutup getirin. Hem belki aralarında sevgiliniz olanlar da vardır yani, olmaması imkansız. Hep beraber dönüşünce çünkü çok daha kolay oluyor. Bir farkındalığı sürekli kadınların alıyor olması, toplumda bazen şey diye oluyor ya, işte bu enerji işleriyle hep kadınlar ilgileniyor. İşte bu kişisel gelişim meseleleri kadın işidir, bilmem nedir. Kadın kendini sürekli besleye 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 aslında bir yerden kendini çıkarmaya çalışıyor. Bu sefer tek taraflı bir dönüşüm oluyor, yine dengeyi şaşırıyoruz. Ama şimdi karma gruplarla, kadınlarla erkekler aynı yerde bu konuları konuşursak, çok tatlı bir yere varıyor. Aynı anda dönüşmüş oluyoruz. Aynı anda bazı yerlere çimdik atıyoruz aslında. Öyle düşünün. Hiç sorulmamış soruları sormak gerekiyor. Dolayısıyla bu karma grup olması, hatta erkeklerin daha çok olması çok daha iyi olur hepimiz için. Dolayısıyla biz de onların üstündeki şiddeti alırız. Onlar da biraz kendilerini daha rahat ifade ederler ve ortak bir konuşma dili olur ve harika olur yani. Vallahi çok öpüyorum sizi. Bu çünkü sabaha kadar gider bu konuşma. Çok tatlı hocam. Çok güzel. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok tekrardan söyleyeceğim. Çok güzel bir eğitim oldu. Teşekkür ederim. Yani dediğim gibi bir kusurum olduysa tekrardan özür diliyorum. Efendim hocam? Nisa diyorum mikrofonun açık unutulmuş gibi çok tatlı ya falan deyip devam ediyor. Çok özür dilerim hocam. Gerçekten aynı heyecanımı verin. İlk yayınım dediğim gibi. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Esas siz çok tatlısınız. Vallahi Mesut bilmiyorum. Mesut Özil'in kolundaki aslan dövmesine ne diyorsunuz? Dedikodu çok orada. Ya İngiltere'yi bırakıp değil, parasını alırsa her yere gelir de şu Fenerbahçe'nin sözleşme bedelini nasıl ödeyeceği de bir mesele. Yok birazını sponsor hocam verecek. Şey şirketini satmış diyorlar. Ali Koç Mesut Özil'i getirebilmek için. Böyle söylemler de var.
Vallahi olabilir. Bunu yasal olarak nasıl açıklayacaklar, nasıl yapacaklar bunu merakla takip edeceğim. Çünkü bu finansal fair play kriterleri zaten bir başkan gidip de almasın diye var ya, bizim Türk tarihinin tamamı böyle. İşte, üzülmeyin ya ben sizi alırım deyip sonra başkanına borçlanan kulüpler. Ya ben bir Beşiktaşlı olarak bunun çok acısını çekmiş bir camianın taraftarıyım. Dolayısıyla bunu yasal olarak nasıl ifade edecekler, nasıl yapacaklar bilmiyorum ama şu an ifadede, iletişimde en iyi de Fenerbahçe Spor Kulübü. Yani bir şey yapıyorlarsa bunu derin derin araştıracaklardır. Düşünün ki ben hani Beşiktaşlıyım, Fenerbahçe'nin iletişimine daha çok güveniyorum. Öyle bir durum söz konusu yani. Çünkü işi iyi yapmak böyle bir şey. İyi yaparsanız iyi yapıyorsunuzdur. Ama çok merak ediyorum Doblo parasını. Can Bonomo'nun Doblo videosunu izleyin. Size öyle veda ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Ben çıkıyorum o zaman. Tamamdır hocam. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.